İlk tarifiyle başlıyoruz. Pratik lazanya geliyor. Radan böyle kaçan olduğu zaman işte aslında dediğim gibi porsiyon, mesela lazanyada en zor şey aslında kesip servis etmek. Sebzeli mücver geliyor. Ispanak ben daha önce hiç kullanmadım mücver dedi mi? Evet. O bir farklılık katacak. Evet, kırmızı biber, yeşil biber, havucumuz, taze soğan zaten en çok yakışanlardan. Aynen öyle. Kıtır kek yapıyoruz. O civadem tadı acaba fındıktan mı geliyor? Nereden geliyor? Biraz ondan. Bunun içine badem de koyabilirler. Geldik tasarım ile örgü köşesine, Tülin ablanın yanındayız. Burada gösterdiğim mantıkta aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim ekosemiz hiç bozulmadan örülecek. Herkese merhabalar. Konuğumuz bugün İstanbul'dan katılıyor sevgili Çiğdem. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizdeyiz. Bol güler yüzlü, neşeli, kıkır kıkır böyle bir konumuz var. Bakıyorum hemen gülmeye başlıyor. İnşallah bize de böyle enerji, ekrana da enerjin yansır bugün. İnşallah. Güzel güzel yemekler yapacağız. Bugün evet, aslında şöyle bir gün diyebiliriz. Böyle alternatif, pratik. Hani böyle bildiğimiz lezzetler ama hani ah ya bu ne zamandır yapmıyorum dediğiniz tatlar var içinde bence. Çünkü benim mesela ilk duyduğumda öyle oldu. Hemen bahsedelim. Neyle başlayacağız? Hemen pratik bir lazanya yapacağız. Pratik lazanya. Ondan sonra bir kıtır kekimiz var. Mücver yapacağız. Bol sebzeli. Çocuklarımız için de çok güzel ıspanaklı, havuç içinde olan bol sebzeli bir mücver yapacağız. Bildiğimiz lezzetler ama belki ne zamandır yapmıyoruz dediğimiz evet, lezzetler de var içinde. Ben mesela lazanya çok severim. O yüzden bugün benim için günün favorisi lazanya olacak. Elimiz çabuk tutalım, başlayalım. Hem sohbet edelim, evet, hem güzel güzel yemeklerimizi yapalım. O zaman lazanyayla başlayalım. Başlayalım. Yine. Tamam. Tamam. Günün ilk tarifin ilk malzemeleri gelsin efendim. Pratik lazanya. 10 adet lazanya yaprağı. İç harcı için 400 gram dana kıyma, 2 adet domates, 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı bitkisel margarin. Tepsi yağlamak için ayçiçek yağı. Şimdi efendim lazanya yapacağız, pratik yapacağız ama nasıl yapacağız onu da bize sen göstereceksin. Önce lazanyalarımızı kaynayan suyumuz için atacağız. Tamam. Şöyle. Evet. Kaçar kaçar atalım. İkişer ikişer atalım. İkişer ikişer. Evet. Yapışmasın birbirine, yapışmasın değil mi? Tamam. Ne kadar süre kaynıyor? Çok böyle haşlanmadan. Hani yumuşasın. Evet, yumuşayacak. Onu biz çünkü böyle rulo olarak çevireceğiz. Tamam. İçine harcını koyacağız. Tamam. Biraz su damlatacağız değil mi kapımıza? Evet. İstersen alırız, oradan hemen koyalım. Atacağız. Yani yapışmasın diye. Evet. Alırken bize kolaylık olsun diye. Tamam. Bu kadar yeterli. Onları ben ikişer ikişer atıp buraya alacağım kabıma. Ben de orada iç harcını hazırlayayım. Tamam. Tamam. Domates var, soğan var, kırmızı biber, yeşil biber, kıyma. Aslında güzel bir kıymalı iç harç yapacağız. Evet. Ben çok severim lazanya, sen? Çok harika olur ve üzerine de beşamel sosumuzu yapacağız. Evet, bayağıdır demiyorum, çok güzel olacak. Hadi biraz kendinden bahset bu arada bize, neler yapıyorsun? Benim küçük bir butik kafem var. Ha, süper. Evet. Orada hem çocuklara hem annelerine yemekler yapıyorum. Çocuklar okula giderken, okuldan gelirken. Hemen işte, beslenme saatine de destek oluyorsun gibi. Yani evet. İşte sabahları kekler çıkıyor, poğaçalar çıkıyor. Tabii bunların hepsi şey, ev yapımı. Anneler oradan çocukların beslenmelerini alıyor. Süper. Sonra çocukları okula bıraktıktan sonra anneler biraz şurada keyif yapalım diye geliyorlar. Sen de annesin değil mi? Evet. Dolayısıyla anneleri de düşünerek, çocuklu bir hayatı da düşünerek aynen baz olarak öyle bir yer açmışsın. Oh ne güzel, çalışan bir anne. Bu arada bunları alayım mı sence? Evet. Yumuşadı, bu kadar. Yani bir dakika aşlamak evet, sanıyorum yetecek. Şöyle alalım. Zaten bu kıvama geldiğinde aynen olmuş demektir. Şöyle koyalım içine.
İkişer ikişer atacağım. Hı hı. Bu kadarcık yumuşadığında da hemen alacağız. Şöyle atalım. Çocuklar kaç yaşında? 17 yaşında bir oğlum var. Oo, maşallah ya. Evet, lise 3'e gidiyor. Hı hı. Bir de ona 10 yaşında bir kızım var. Oo. O da 5. sınıfa gidiyor. Çocuklar okullu. Aynen artık. Öyle. Hatta sabahleyin ufaklık bir gelme teşebbüsünde bulundu ama okul olduğu için gelemedi. İzin vermedim diyorsun. Evet. Bu tarif nereden peki? Bu tarifler benim evde sık sık yaptığım, oğlumun çok sevdiği bir tarif lazanya. Hmm. Onların sevdiği tarifler. Onlara sürekli değişik bir şeyler yapmak zorunda kalıyorum. Tabii, değil mi? Biraz sevdirmek için de evet, o çabayla. Evet. Mutlaka anneler bunun için çırpınıyor. Aynen öyle. Bu arada ben tavamın altını yakayım istersen. Biraz evet. Ayçiçek yağını alayım. Soğanları kavurmaya başlayalım mı? Hı hı, evet. Ben onları şöyle biraz daha ufalayacağım. İyicene böyle küçücük doğradık zaten. Hemen şuradan birazcık ayçiçek yağını alıyorum. Soğanlarımızı sotelemeye başlarız. Bu arada bazı lazanyalar var ön pişirme gerektirmeyen, ona dikkat etmeniz lazım. Bu pişirme gerektiren lazanya. Onlar evet. Paketlerin üstünde de zaten yazıyor. İkisi çok farklı. Şöyle hemen alıyorum. Ben şimdi iyice ufaladığım soğanları. Peki zor mu Çiğdem? Hem çalışmak yani yer işletmek de kolay değil. Hem evet. Anne hem okul yaşı, evet. Okul çağında çocuklar. Aslında benim kendi mesleğim ben triko tasarımcısıyım. Öyle mi? Evet. Aa ne güzel. Uzun yıllar tekstilde çalıştım. Ama daha sonra işte kızım ilkokula başlayınca onun yanında olayım diye dükkanı açtım. Onu da alıp dükkana hep gittim diyorsun. Evet. Malzemelerimizi tek tek doğrayıp içine ekleyeceğiz harcımızın en son aşamada kıymasını evet. Koyacağız. Bu arada ben de bütün lazanyalarımızın hamurlarını tek tek alıyorum. Haşlıyorum birer dakika sonra da kabımın içine alıyorum. Harcımız oldu. Evet. Onun altını artık kapattık. Hı-hı. Şimdi gelelim. Cam kasemize birazcık ayçiçek yağı damlatacağız. Bir de beşamel sos yapacağız. Sen evet. Onları sararken olmadı ben de o sırada tamam. Beşamel sosa geçerim. Şöyle yeterli mi? Yeterli. Tamam. Yapışmasın diye. Evet onu şöyle gezdirelim. Fırın kabımızın dibine birazcık yağ damlattık. Normalde kat kat yapılır biliyorsunuz. Ama biz burada böyle porsiyonluk gibi olacak evet, aslında. Evet biz burada tek tek böylece servis de daha kolay değil mi? Evet. Bunu böyle bu ha, şekilde. Börek gibi dedim. Börek gibi evet. Gibi. Evet bu şekilde. O zaman arasına sürmüyoruz. Komple üstüne döküyoruz. Komple üstüne döküyoruz. Hı-hı. Şu şekilde yapıp fırınıza, tepsinize, fırın kabımıza koyacağız. Aradan böyle kaçan... olduğu zaman işte aslında dediğim gibi porsiyon mesela lazanyada en zor şey aslında kesip servis etmek. Evet. Bir de ertesi güne de o kalmıyor. Hani hı-hı. Hemen tüketilmesi lazım. Öyle porsiyonluk olduğu zaman aslında daha kolay olacak. Ne kadar bitkisel margarin kullanıyoruz? Hemen eritelim. 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı kadar. Evet. Şöyle o zaman yaklaşık 50 gram hatta şunu da alayım bıçağımı. Hı-hı. 50 grama denk gelecek şekilde tamam. Şuradan hemen alacağım. Ha, şuraya koydum. Cam kasemize diziyoruz. Kıymadan başka bir şey olabilir mi? İşlenebilir mi lazanya? Kaşar tavuklu olabilir. Mi? Mesela sadece kaşar peynirli de yapabiliriz bunu. Ha, öyle var mı seven? Ama o zaman o lazanya olmaz ya. Hani böyle biraz daha hafif oluyor o zaman. Hmm.
Margarinimi eriteceğim. Evet. Sen de bir yandan kabımıza diziyorsun. Süt limonumu da yanıma alayım. Kavuruyorum. Üstüne sütümü ekledikten sonra zaten beşamel sosum artık olmaya başlayacak. Evet. Bu sırada fırın kabımızı dolduruyoruz. Ondan sonra birleştireceğiz. Son parçayı da yapacağız son efendim. Son parçayı da evet. Sardıktan sonra... Üstüne beşamel sosunu koyacağız. Üstüne beşamel sosunu koyacağız. Dediğimiz gibi porsiyonluk olduğu için servis çok daha evet. rahat olacak. Şekilde. Kalanını istersen iyice üstüne gezdir. Değil mi? Şu açık yerleri de kapatalım. Tamam. Dileyen kaşar peyniri koyar, istemeyen koymaz. Aynen öyle, evet. Ya da başka sevdiğiniz peynirler varsa artık o sizin ufkunuza kalmış, damak tadınıza. Nasıl isterseniz. Nasıl yemek istiyorlarsa içine o kaşar şekilde. Kaşar koyunca da anında tüketmek lazım. Çünkü evet. sertleşiyor bu sefer de. Sanırım yeterli. Fırınımı açıyorum. Yaklaşık 180 derecede. Kaç dakikada pişiyor? Aslında hepsi pişmiş oldu için. Pişmiş olduğu için evet, hafif üstü kızarınca alacağız. Tamam, alacağız. Fırından. Gönderiyoruz efendim pratik lazanyamızı fırına. Gelelim günün ikinci tarifine. İkinci tarifimiz güzel bir mücver tarifi olacak. İkinci tarifiyle devam ediyoruz. Sebzeli mücver geliyor. Sebzeli mücver. Yarım demet yeşil soğan, bir bağ ıspanak, 2 adet havuç, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 1 tatlı kaşığı tuz, sosu için 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Kızartmak için ayçiçek yağı. Geçtik efendim mücvere. Kırmızı biber, yeşil biber, havucumuz, taze soğan zaten en çok yakışanlardan. Aynen öyle. Bunları kullanacağız, bunları değerlendireceğiz. Ben şimdi rendeleyeyim. Tamam, havuçları. Ben de istersen taze soğandan başlayayım mı? Tamam. Şöyle, sen onu başlarken. Hepsi çok mu gelir ama gelmez herhalde. Zaten çok eriyorlar içinde. Evet, eriyecekler. Ben bir tane daha. Şöyle büyük bir bıçak alayım kendime. Mücver aslında çok kurtarıcı bir tarif. Artan evde böyle 3-5 tane ayrı ayrı şeylerden, hemen, sebzelerden evet. kaldıysa değil mi? O zaman çok kurtarıcı oluyor. Bir de çocuklar da seviyor bunu. Seviyorlar, köfte çok gibi seviyorlar. Köfte gibi görüntüsü olduğu için Ali Demir'e falan yedirebiliyordum yani. En azından orada kurtarıcı Benim tarif çok oluyor. Çok güzel yapar mücveri. Öyle mi? Evet. Oğlum çok sever. Onu sürekli yapar yani. Hmm. Yanına da böyle güzel bir süzme yoğurt. Hafif böyle dereotlu falan gerçekten evet. çok yakışıyor. Burada dereotu falan da koyuyorlar içine. Hiç denedin mi? Dereotu kabakta koyuyorum ben. Kabak olunca. Hı-hı. Biz bugün kabak kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Genelde kabak kullanılır ama değil Genelde mi? Genelde kabakla olur zaten. Hani o şekilde yapılır Hı-hı. ama biz bunu bugün biraz daha değişik yapacağız. Farklı bir mücver tarifi Hı-hı. olacak. Biraz da renkli de olacak. Birkaç renk. Evet. Kırmızı, turuncusu, yeşil olduğu Hı-hı. için.
Benim hamurda en çok ilgim çeken gene de ıspanak. En farklısı. Aslen nerelisin Şidem? Ben Arnavut'um. Arnavut musun? Hı-hı. İnadın var mı inadın? Var. Hep böyle derim. Bir Arnavut inadı vardır. Hem Arnavut'um hem de Oğlak Burcu'yum. Ay annem İkisini gibi. İkisini birden gibi. Taşıyorum Allah Allah. Yani. Annem de. Gerçi bizde de Arnavutluk olduğunu söylüyorlar ama annemler falan bilmiyorum ne kadar doğru. Yok ikisini bir taşırım ben. Annem de bir Oğlak kadını. Sever misin böyle burç şeyini? Taşır mısın özelliklerini? Taşırım. Taşırım yani oğlağı taşırım. En karamsar zamandan bile böyle muhakkak bir şey, güzel bir şey çıkartırım. Ha öyle de bir halim evet var diyorsun. Hiç labneli denedin mi? Denemedim. İçine benden size bir minik tiyo. Labne peyniri biraz koyarsanız, neli yapıyorsanız özellikle kabaklılığı çok yakışıyor. İnanılmaz güzel bir tadı oluyor. Başka bir şey oluyor. O mücverin tadı çok değişiyor. Muhakkak evet. Labne zaten güzeldir. Beni biraz daha koyu kıvamlı olduğu için eriyip kızartırken rahatsız etmiyor. Hanımlar mesela daha çok ne tercih ediyor geldiklerinde? Daha çok kahvelerin yanına böyle limonlu cheesecake'ler, ıslak kekler tercih ediyorlar. Gelsin kilolar durumu değil mi? Bir de şöyle bir şey var hani öğleden sonraları. Bir de Nisan, Mayıs aylarında genelde öğleden sonra salatalarımız çıkıyor bizim. Ha, çünkü salatalar rejime giriyorlar. Herkes yaz başlarken bir rejime girer tabii ki doğru. Evet. Hepimizde o telaş var. Yaza gelmeden önce böyle bahar aylarına girince böyle bir evet zayıflama telaşı. Kışın böyle yiyoruz yiyoruz. Bahar geldi mi ay ne yapacağız oluyoruz. Aynen öyle. Her boyanın derdi aynı tabii. Mesela şey vardır bilir misiniz? Ispanaklı, narlı bir salata vardır. Evet biz daha önce yapmıştık öyle bir salata. O mesela çok böyle revaçtadır. Onun için bile özellikle gelirler. Ekşili yaparız biz de onu böyle ha dükkanda. Havucu da koyduk. Kırmızı biberi evet de ekleyeyim. Şimdilik bir tane kırmızı biber koydum. Yeterli galiba. Yeter. Bir de yeşil biber koyalım. Ispanaktan doğradık değil mi içine? Doğradık evet. Tamam. Ben bu arada iç harcını hazırlayayım mı? Dur her biberleri anladım sana veriyorum. Tamam. Biraz daha ıspanak koyalım mı? Tamam koyalım. Çok az daha ıspanak ekleyelim. Böyle ıspanağı da bol güzel olsun. Bol yeşillikli. Ondan sonra zaten iç harcını hazırlayacağız. Bulayıp kızartacağız. Evet, biberlerimizi döküyorum ben şimdi tamam içine. Ben de tavanın altını açtım. Tamam. Yağımı koyayım çünkü o da birazcık. Evet. Ne kadarcık yağda kızartacağız? Böyle bol mu olsun, az mı olsun? Biraz koyalım. Birazcık biraz koyalım. Evet, böyle biraz patates kızartır gibi değil. Aynen öyle. Ama şöyle. Bu arada iç harcını ben hazırlayayım mı? Evet, ona da başlayalım. Tamam. Şu kadar yeterli sanırım. 3 tane yumurtamı alıyorum. Tamam. Çatal vereyim istersen değil mi? Çatal daha rahat olur. Ben de bunu karıştırayım. Bir kaşık yardımıyla şöyle bir. Rengarenk bakın çok güzel oldu. Kırmızı, yeşil, turuncusu, koyu yeşil, açık yeşil. Hepsi bir arada. Başka bir şey koyuyor musun içine atıyorum? Tuz gibi, pul biber gibi, baharat. Baharat aslında koyabiliriz ama dediğim gibi o bazıları mesela alerjisi oluyor. Karabiber istemiyor. Ha. Biraz daha zaten tuz koyacağız içine. Unumuzu koyacağız. Şimdi kabartma tozunu da koyacağız. Tamam. Onu da ekleyelim. O da hemen yanında. Evet. Ben de şöyle bir karıştırdım. İyicene bunu ay, karıştıracağım. Ay ıspanak çok yakıştı bence mücvere. Güzel oldu. Evet. Hatta mücver yapmadan da içine koy salata sosunu ye. Ha, böyle bir salata da olabilir. Neden olmasın? Ispanak bunun yalnız, için yemek de çok faydalı biliyorsun. Yani tarif yaparken sürekli tarifler tarif çıkıyor. Tarif üretiyoruz değil mi? Doğru. Hanımların işi bunu yapsın. Özellikle işte anne olunca çalışınca. Ay evet. Eve gelince muhakkak bir pratik yemek düşünmek zorunda oluyoruz. Bunun yanına güzel bir süzme yoğurt koyalım şöyle. Mutlaka ona batırıp batırıp yenilsin. Hakikaten çok yakışıyor. Burada pratik lazanyamız da fırında. Şöyle bir evet böyle beşamel de güzel. Artık süt kızarmaya başlayacak. Kızardıktan sonra alabiliriz onu da. Yaptıkça bulayıp atacağız değil mi? Evet.
Hiç tuz koymadık. İstiyor musun? Biraz ekelim. Bu kadar yoğun mu olması gerekiyor yoksa buna başka bir şey yok? Yarım çay bardağı da yağ koyacağız. Ayçiçek yağı koyacağız. Haydi ekleyelim onu da o zaman. Şöyle. Göz kararı. Tamamdır. Evet, şimdi biraz daha biraz artık daha açılacak. Açılacak. Kaşıkla mı yaparsın? Nasıl yaparsın? Sen? Ben kaşıkla dökerim. En rahat oluyor böyle. Evet. Kaşıkla genelde. İyicene harcımızla mücverimizi karıştırıyoruz. Yedireceğiz, evet. Yani siz illa ben kabak seviyorum derseniz mücverdi. Buna kabak da ekleyebilirsiniz. Sevmediğiniz bir şey çıkartabilirsiniz. Ama ıspanak bence çok yakıştı. Ve diğer sebzelerle de renk olarak bir uyum oldu. Kesinlikle. Şey de bence güzel oldu. Sosun ölçüsüyle malzememiz de böyle tam tamam gibi tam değil mi? Denk ne geldi. Ne çok sulu, çok cıvık, ne çok katı. Yağımız da hazır. Seni bekliyoruz. Tamam, şunu hazırız. İçine atalım. Mücverlerimizi kızartmaya başlıyoruz şimdi. Önlü arkalı döndürerek de pişireceğiz. Evet. Hemen zaten. Hemen kızarıyor. Önlü arka evet. Yapmak lazım. Aynen. Mücverlerimiz kızarmaya başlasın. Servis tabağımızı alacağım. Ondan sonra güzel bir süzme yoğurtla servis edeceğiz. Çıtır oldu vallahi. Evet evet. Süzme yoğurtla beraber. Evet, servisini öyle yapacağız. Daha lezzetli olsun. Çok besleyici aslında değil mi mücver? Çok. Yani. İçindeki sebzelerle beraber zaten sebze yemenin en kolay yollarından biri. Bir de hakikaten böyle yoğurt mod derken soğuk da yenilebilir. Mesela ertesi güne de kalabilir. O da güzel. Soğuduk da güzelleşiyor. Çünkü yemeğin ertesi güne kalın her zaman güzel olmuyor bu tip yemeklerde, kızartmalarda ama mücver ekstra, hatta soğuk soğuk yendiğinde evet. Daha da lezzetli. Şöyle bir tane daha koyacağım artık. Gerisini biz atarız ağzımıza. Ne yapalım? Sunum tabağımda çok doldurmayayım. Şöyle. Efendim. Hemen servis etmek istiyorum. Ben de sonun küçücük. Mücver kulesi yaptık. Son küçücük kalanı da şöyle koyuyorum o da. Tamam. Tavamızın altını kapatalım. Bunlar da zaten biraz atımlık mücverlerimiz oldu. Şimdi sebzeli mücver yaptık. Değişik sebzeler kullandık. Yanına da güzel süzme yoğurtla servis ettik. Günün artık son tarifi gelecek. Değişik bir tatlıyla devam ediyoruz. Evet.
Günün son tarifine geçtik ama bu sırada pratik lazanyamız pişti tabii ki. Evet. Hemen onu fırından alalım. Şöyle. Güzel de kızarmış üstü. Evet, üstü çok güzel kızarmış. Şöyle gösterelim efendim. Şu an bir servis kabını değiştirmemiz mümkün olmaz çünkü biraz soğuması lazım. Evet, biraz. Ama en azından çıktı pratik lazanyamız. Sonra sunumda bunu güzelce porsiyonlayabiliriz. Bu sırada biz günün son tarifine geçeceğiz. Kıtır kek yapıyoruz. Kıtır kek. 1 adet hazır pasta tabanı. Üzeri için 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı fındık içi. Şimdi efendim kıtır keke geçtik. İsmi çok değişik. Kıtır kek. Ben yemedim. Bu, nasıl bir şey acaba? Evet, bu biraz acı badem tadı veriyor aslında. Hmm. Acı badem yok içinde ama. Acı badem kurabiyesi vardı. Aynen. Ya. Onun tadında bir kek olacak. Hani bugün onlara biraz daha böyle evde çok çabuk bir misafir geldiğinde hemen yapabilecekleri bir şey göstereceğim. Vallahi merak ettim. Hadi yapalım. Bir tane yumurtamızı alıyoruz. Tamam. Şekerimizi döküyoruz. Yarım çay bardağı da evet Hindistan cevizini dökeceğiz. Başka neyimiz var? Vanilyamızı döküyoruz. Vanilya da var içinde. Evet, vanilya. O da güzel bir koku veriyor. O vanilyamızı dökeceğiz. Bir de yarım çay bardağı yağ alabilir miyim ayçiçek yağı? Ayçiçek yağı. Hemen ekleyelim. Yarım çay bardağı ayçiçek yağımızı. Şurada. Valla daha önce yediğimiz tatlılara benzemiyor açıkçası. Evet, çok farklı. Evet, evet, çok farklı. Yağımızı da döktük. Bu tarif nereden buldun peki? Bunu çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bir gün ona gittiğimde o yapmıştı. Hı-hı. Nilüfer o da. Nilüfer'e buradan evet, selamlar. Evet, o yapmıştı. Daha sonra da ben hani evde hani pastacı olduğum için kekler kaldığında hani evdekileri hemen yaptığım bir tarif oluyor. Yani fazla kek kaldıysa evde değerlendirilebilir mi? Tabii ki. Biz bunu böyle bütün mü kullanacağız, parçalayacak mıyız? Yok, bütün kullanacağız. Hı, bütün kullanacağız. O zaman gene böyle bir bütün kek kalmış tabii, olması lazım tabii. Elinizde. Hani mesela katları ayırırsın da arasını dizersin hani fazla kat olmasın denildiğinde bir tane tabanı kullanabiliriz. Ondan sonra fındıklarımızı döküyoruz harcımızın içine. Fındık. Hı hı. Bu acı badem tadı acaba fındıktan mı geliyor? Nereden geliyor? Biraz ondan. Bunun içine badem de koyabilirler. Hı hı. Ceviz de koyabilirler. Fındık yerine tabii ki. Tabii ki. Hepsi aynı anda bak çok karışık olabilir ama. Ha. Hayır. Böyle kıtır kıtır gelecek bu bizim ağzımıza. Acı badem tadını oradan alacağız. Benim annem çok sever acı badem kurabiyesini de. Biz fındık koyduk efendim. Siz badem, ceviz kullanabilirsiniz ne arzu ederseniz. Ama Hindistan cevizine de bence fındık daha çok yakışıyor. Yani içine Hindistan cevizi olduğu için. Bir kaşık alabilir miyim? Tabii. Şimdi ben onu içine yayacağım. Bayağı kolay, pratik bir tarif. Evet. Hanımlar seviyor böyle tarifleri ama. Üstüne dizmeye başlıyorsun. Aynen. Şöyle yayacağım onu ben. Görüntüsü biraz krokan gibi içindeki fındıklardan evet, değil mi? Evet, evet ama krokan da harikadır. Evet, onun değil gibi mi? Aynı. El iş sever misin? Bu arada örgüyle aran var mıdır? Örgüyü hani çok fazla yapmam ama yapmıştım da vardır. Geçmişimde var geçmişimde diyorsun. Geçmişimde o hani. Da hani ne kadar çok sevdiğimi şöyle söyleyeyim. Ablamın mesela çeyizini yaparken havlu kenarının bir tanesini başka bir tanesini başka yapmışlığım vardır. Anladım ben seni. İyi günler diliyorum o zaman. O zaman bugün program sonunda hiçbir yere gitme. Sevgili Çin'le ablayla birlikte olacağız. Tasarım örgü bölümü devam edecek. Ondan o zaman biraz bir şey öğrenmen lazım. Tamam. Tidem. Mecburen tamam. Artık bu kadar havlu kenarını yanlış yaptığına göre. Bütün harcımızı üzerine koyduk. Aslında burada bir kek kalıbımız vardı. Yani onu da yaparız diye ben çıkardım ama. Evet. Çiğdem gene pratikliğini konuşturdu. Burası onun dükkanı olduğunu düşünüyor şu an çünkü. Aynen. Hemen bulduğunun üstüne hemen koydu. Sürdü geçti. Hemen. Yani ama şimdi ama bak bu bir iş şeyi aslında. Pratik. Evet, artık ne derler? Yani i̇ş hastalığı. Zamanla yarışıyorsun orada. Evet. Hani elin altında ne varsa onu yapmak burada zorundasın. Burada müşteri gelmeyecek korkma. Sıkıntı yok. Biz ekipçe oturup yemekleri yiyeceğiz. Bu cam kase de zaten fırına girebiliyor. Evet girebiliyor. Allah'tan girebilen bir kase içinde. Yok sanmıştık. Bu kadar mı? Bu kadar. Bu kadar fırına tatlı mı olur? Aynen. Evet bunu fırına koyacağız. Çıktıktan sonra da kıtır kıtır yiyeceğiz. Baya böyle kıtır kek adı oradan aynen geliyor öyle. O zaman. Efendim bir hatırlatalım ne yaptığımızı. Çünkü baya hızlı yaptık. Kaçıranlar olabilir. Bir böyle hazır bir pasta tabanı kullandık. Hazır kek kakaolusunu kullandık. Peki sadesi olabilir mi? Olabilir. İsteğe göre. Ha isteğe göre. Aynen öyle. Biz kakaolu kullandık. Üzerine de bir harç yaptık. Bu harçta neler koyduk? Yumurta koyduk, şeker koyduk, vanilya. Vanilya koyduk. Hindistan cevizi, fındık. Evet. Bu şekilde böyle güzelce toz şekeri karıştırdık. Toz şekerini karıştırdık. Biraz da ayçiçek yağı koymuş muyduk buna?
Koyduk. Hepsini karıştırdık. Böyle bir kıtır kek harcı olmuş oldu. Fırında pişince kekle birlikte iyicene böyle herhalde birleşecek bunlar. Ki herkesin evinde yumurta var. Evet. Vanilya var. Evet, çok olan yani malzemeler olan aslında. Malzeme. Hani o anda kim geldiyse hani evde nasıl bir kekin varsa hemen üstüne yap, fırına at. Evet. Kıtır kekimizi fırına atıyoruz ama önemli bir noktası var. Sadece üstünü pişireceğiz. Evet. Çünkü zaten pişmiş hazır bir kek olduğu için sadece üstü kızaracak. Tamam. O zaman fırına attık. Yaklaşık 15 dakika kadar fırında bir pişme süresi var. O zaman ortalığımızı toparlayalım. Soframızı kuralım. Tamam. Acıktık malum. Ondan çok sonra çalıştık. Kekimiz pişsin. Kıtır kekimiz pişti. Fırından artık alabiliriz. Şöyle çıkartacağım. Şimdi şöyle servis tabağını alabilirsek. Biraz sıcak ama bakalım. Şöyle istersen bir dilimleyelim. Dilimleyelim. Daha rahat çıksın. Şunlarla da alırız. Tamam. Dilimleyeyim ben o zaman. Şöyle bir 4 parçaya en azından ayırırsak kıtır kekimizi. Zaten keserken de çok, sesi... Çok evet. Merak ettim bunu tabii hakikaten. Çok farklı oldu. Hakikaten kıtır kıtır ses geliyor. Şuradan da böleyim. Olur. Madem böldük hepsini bölelim. Servis etmek için çok sıcak. Aldığımızda evet, hemen o kıtırlıktan dolayı dağılabilir. O yüzden biz böyle servis edelim. Biraz soğuması gerekiyordu. Çünkü alırsak... Evet aynen. Şunu da istersen bölelim. Tamam, onu da keseyim. Zaten daha keserken sıcaklığından dolayı kenarları hemen içine doğru gidiyor. O zaman tabağını değiştireceğiz. Tamam. Şunu şöyle alalım. Bunu da şöyle soframızdan önce bir size göstereyim. Kıtır kekimizi şöyle. Evet, kıtır kek yapmıştık efendim. Soframız hazır. Onu da hemen alıyoruz ve tadıma başlıyoruz. Soframızı kurduk. Geldik artık tadım köşesindeyiz. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel tariflerini bizimle paylaştın. Güzel güzel şeyler öğrettin. Ama neler yaptın? Bir hatırlatalım istersen. Tabii ki. Pratik lazanya ile başladık. Evet. Ondan sonra bir mücver yaptık. Sebzeli mücver. Ama böyle içine ıspanak da koyduk. Ispanak, havuç. Kıtır kekimiz vardı. Esas en ilginci buydu bence bugünün. Evet, hem çok basitti hem de şimdi göreceksiniz tadı da gerçekten çok güzel. Çok merak ediyorum. Enteresan bir tarif oldu. Biz tadıma geçiyoruz efendim. Tadımdan sonra ekran başından ayrılmayın. Sevgili Tülin ablayla birlikte olacağız az sonra. Programımız Tasarım ve Örgü Köşesi'yle birlikte devam ediyor olacak. O zaman bize afiyet olsun demeden önce hemen bir hatırlatmamı yapayım. Kaçırdığınız tarifleri, detayları ve malzeme listesini sosyal medya hesaplarımızdan Pelin Karahan'la tariflerden takip edebilirsiniz. Bize bu sefer afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Hem böyle makarna yiyormuş gibi, hem böyle yumuşak. Yiyormuş gibi, evet. Çok yumuşakçı. Çok hafif olmuş. Şimdi lazanya biraz da ağır oluyor aslında. Evet, bu biraz daha böyle hafif. Daha hafif. İşte kırmızı biberi, bundaki yeşil biberi ayrı bir tat veriyor baharatıyla birlikte.
Bir de kat yapmadığımız için o da biraz aslında hafifleştirdi. Hı hı. Güzel tarif oldu. Bunu da merak ediyorum mücveyi nasıl olduğunu. Güzel, çok güzel. Valla mücver bir de çok doyurucu da oluyor. Soyunca da ekstra bir lezzetli bence. Değil mi? Evet. Gelelim kıtır keke. Onu çok merak ediyorum. Şuradan sana zahmet tabaklarımızı servis edersen. Tamam. Çok küçük bir parça vereyim. Tamam. Yarısını da ben alayım. Tamam. Artık eleyeceğiz tabii ki. Kıtır kıtır. Evet. Şöyle biraz kısırayım. Şunu da ben alayım. Acı badem tadı geliyor. İlk hissedilen o tat, değil mi? Evet. Zaten özelliği o. Yani acı badem tadını hani o şekeri... Fındıktan dolayı. Aynen. Baskın bir tat. Şekerle birlikte ben de çok size uyuyayım, elleyeyim. Çok değişik bir tatlı. Böyle hakikaten kıtır kıtır. Bir de altında da kek de böyle kek gibi değil de o da bir kıtırlaşmış sanki fırında. Bir daha pişince. Yani buna üstüne ceviz de koyabilirler ama... Bence fındık. Fındık. Yani fındık en çok yakışan. Tabii tercih size kalmış. Hı-hı. Ama bu haliyle çok güzel değişik bir tatlı. Geldik tasarım ile örgü köşesine. Tülin ablanın yanındayız. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Bugün bir uyumlu giymişiz birbirimize değil mi? Kot evet. Pantolonlar biraz daha böyle bugün sporuz. Efendim bugün güzel şeyler görüyorum karşımda. Acaba neler yapacağız? Pelin'cim bugün dokumada ve trikoda olan bir desen yapısı var. Ekose. Ekose'yi el örgüsü ipliğinde paylaşacağız. Nasıl yapabiliriz? Nasıl bir uygulama yapacağız ekoseyi? O şey ipin kendiliğinden olan bir desen. Yani biz ördükçe böyle bir desen mi çıkıyor? Nasıl oluyor? Şimdi evet, ekose desen yapısını elde edebilmemiz için el örgüsü ipliğinde renklenmenin özelliğinin bu işe uyması gerekiyor. Bu iplikleri biz daha önce pek çok çalışmalar yaptık. Evet. Etkili renklenmesi olan bir iplik, şişle ördük. Burada da yine aynı ipliğin bu özel yapısından yararlanarak, renklenme yapısından ekoseyi kuracağız. Kuracağız. Bu arada hem mesela battaniye var. Burada bir tane çok güzel şık bir battaniye. Onun takımı bir yastık var. Yastığı var. Evet. Şöyle göstereyim. Koltuk. Ay bir şey değil mi? Yumuşacıkmış. Bir de böyle batmıyor. Tüylü bir yapısı var ama batmıyor, evet. Rahatsız etmiyor. O zaman seni izleyicilerimize baş başa bırakıyorum. Bakalım neler anlatacak bize Tülin abla. Evet, şimdi sıra geldi bizden uzun süredir beklediğiniz ekose çalışmamıza. Gördüğünüz gibi biz pek çok renklenmelerle ekose çalışmalarımızı değerlendirdik, yaptık. Böyle de sizlerin görmesi için yerleştirdik. Şimdi ekose çalışmasında önemli olan şey tabii ki kullandığımız iplik. Çünkü kullandığımız ipliğin bize hem ekose deseninin kurulumunda etkili bir efekt vermesi gerekiyor. Hem de çok kolay yapabilmemizi sağlaması gerekiyor. Bu da tamamen ipliğin renklenmesiyle ilgili. Evet, biz daha önceden tanıdığınız bu ipliğimizle kurulumumuzu yaptık. Şimdi sizlere nasıl yapacağız onu göstereceğim ama ondan önce biraz bilgi vermem gerekiyor. Ekose ile ilgili çok önemli bilgiler bunlar. Biz şöyle... Bir koltuk şalı yaptık. Bunun için biz 8,5 yumak kullandık. Biz ekoseyi bu kullanacağımız iplikle 7 ve 8 numaralı şişler kullanarak uygulamanızı öneriyoruz. Yine yastık için 3 yumak kullandık. Böyle bir yastık yaptık. Tek kare üzerinden, tek ekose deseni üzerinden. Evet, şimdi burada önemli olan ne? Ekosemizin çok düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi ve bozulmaması için lot numarasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi lot nedir? İpliklerin şöyle arkasında renk numarasının yanında yazan şöyle bir numara vardır, lot. Bu lot numarasının aynı olması gerekiyor. Bütün kullanacağımız yumakta. Yani ne yapacağız? Ne ürün yapacaksak, kaç yumak gidecekse bizim bu ipliklerin hepsini aynı lot numarasından elimize alıp
bir kenarımıza koymamız gerekiyor. Sonradan ipliğim yetmedi, bir tane daha iplik alayım, lodu değişirse ekosistemimiz bozulur. Bu çok önemli bir bilgi. Şimdi burada şu çok önemli. Eğer yumuşak olmasını istiyorsak büyük şiş numarası kullanmalıyız. Ama böyle daha sıkı bir doku istiyorsak şiş numaramız küçük olmalı. Burada böyle bir uygulama yaptık. Evet. Bunlarla etek olabilir, çanta örebilirsiniz şişle örmek isterseniz. Yine şunu da unutmayalım. Ekose çalışmasında biz haroşo örgüler kullandık. Burada düz örgüyle de biz bir çalışma yaptık. Düz örgüde yumak sayısı her zaman daha azalır, daha az gider. Bu da düz örgüde bir çalışma. Şimdi göstereceğim kurulumu aynısını düz örgüyle yapmak isterseniz düz örgüyle uygulayacaksınız. Başka hiçbir fark yok. Evet, şimdi nasıl kuracağız? Çok kolay bir şekilde ekoseyi nasıl yapabiliriz? Bunun için ipliğimizi açıyoruz. Şimdi öncelikle ekose çalışmasında şunu unutmamalıyız. Buradaki kurulumun sayıları kişiye göre, şişe göre, ele göre değişir. Yani sabit bir sayı yok. Bunu söyleyemeyiz. Biz ipliğimizle şimdi örülme mantığını göstereceğiz. Bu örülme mantığını sizler uyguladığınızda herkes kendi sayısını bulacak. Ele göre değişir çünkü. Evet, şöyle burada bir miktar ipliği hiçbir şey gözetmeksizin, hiçbir renk gözetmeksizin böyle kenara alıyorum. Bizim bu iplikle ekose yapabilmemiz için uymamız gereken ve baz aldığımız yer şu bölüm. Şöyle göstermek istiyorum. Kırmızı, beyaz ve kırmızı. Şimdi burayı şöyle tutuyorum. 8 numara şişimi alıyorum. Şöyle bu tarafa hiç bakmadım. İpliğimi, bir miktar ipliğimi bıraktım. Benim için önemli olan şurayla başlama. Kıvırıyorum ipliğimi. Şişimi geçirdim. Kırmızı, beyaz ve kırmızı olan yerin ilk ilmeği kırmızı gelmeli. Şöyle kaydırıyorum. Doladım ipliği şöyle. Şişe geçirdim. Ama bana yeşil lazım değil. Kırmızı lazım. Şöyle kaydırıyorum ve ilk ilmeğimi kırmızı yaptım. Bu önemli. İlk ilmeğim kırmızı. Şimdi devam ediyorum örmeye. Uzattığım iplikten parmağıma doluyorum. Tığıma geçiriyorum. Kırmızı olan yerden devam ediyorum örmeye. İkinci kırmızı ilmeğimi ördüm. Yine kısa iplikten bu şekilde ilmeğimi doluyorum. Fakat kırmızı ipliğimden üçüncü ilmeği örüyorum. Yine parmağıma doladım. Kısa ipliğimden. Şimdi kırmızı ipliğimin çok az bir bölümü kaldı. Burada dördüncü ilmeğimi kuruyorum. Ne yaptım? Kırmızı beyaz, kırmızı bölümü baz aldım. Kırmızıdan 4 tane ilmek çıktı. Bu 8 numara şiş için geçerli. Şimdi 4 tane kırmızımız oldu. Devam ediyoruz. Burada ekosemizi kuruyoruz. Beyaz bölüme geldik. Beyaz bölümle yine örüyorum. 1 ilmek, 2 ilmek ve 3 ilmek. 3 ilmekte beyaz geldi. Buradaki renkler önemli değil. Bu benim attığım iplik. Benim için önemli olan yumaktan gelen renkler. Yine geldik kırmızıya. Kırmızıyla kaç tane olmalı? 4 tane. 1, 2, 3, 4. Şimdi kırmızıyla 4 ilmek örmeliyim. 1, 2, 3. Bakıyorum. Bir tane daha kırmızıyla örebilirim. Şöyle çekiyorum. Kırmızıyla dördüncü ilmeğimi örüyorum. Şimdi geldik ipliğimizin ara renklerine. Burada ipliğimiz de çok renkli bir iplik. Ara bölümü burası. Yani yine kırmızı beyaz, kırmızı yerimiz şöyle göstereyim. Kırmızı beyaz, kırmızı yerimize gelene kadar arada olan çok renkli bir bölümümüz var. Bu çok renkli bölümdeki uzunluklar ve renkler bizim için hiç önemli değil. Biz diğer kırmızıya gelene kadar
burada kaç tane ilmeği çıkaracağız, o önemli. Örelim bakalım şimdi kaç tane ilmek çıkacak bu renkli bölümden. ...29. ilmeği ördüm. 29. ilmeği ördüm. Kırmızı, beyaz ve kırmızı bölüme tekrar geldim. Şimdi buradaki mantığımız ne? Kırmızı, beyaz, kırmızı bizim baz aldığımız renklenmemiz. Arada çok renkli bir bölüm var. Bu çok renkli bölüm 29 ilmek geldi. 29 ilmeği ördük. Burada da, şimdi artık bunu bırakıyoruz. Şu kafanızı karıştırmasın. Kesiyorum burayı. Burada yine kırmızı, beyaz, kırmızı bölüme dayandım. Burada dönüyoruz. En sondaki 29. ilmeği bir tane boşa çıkartıyoruz. Söküyoruz. Döndüğümüzde. Döndük, söktük. Şimdi tekrar örüyoruz. Bu sökme bize böyle ilmeğin bir tane yukarı çıkmasını sağladı. Bu 29. ilmeğin kendi renginde, yani çok renkli bölümdeki renkte yukarı çıktı. Şimdi kırmızı ilmeklerimize geçiyoruz. 4 taneydi. Kaç taneydi kırmızı ilmeklerimiz? 4. Örüyoruz. 2, 3 ve 4. Artık zaten eliniz alışacak. 4. ilmeği böyle hafif bol alıyorum. 4 ilmek. Yine beyaza dayandık. Burada bolluk yapmanız ve elinizi sıkmanız renklerin ayarlanmasında çok önemli. Şimdi geldik 4 kırmızı, 3 beyaz, 4 kırmızı yaptık. Aşağıdaki 29 ilmeğin bir tanesini yukarı aldık. Ekose kaymaya başladı. Gene geldik renkli bölümümüze. Şimdi bu renkli bölümümüzde bizim 29 tane ilmek örebilmemiz gerekiyor. Başlıyoruz örmeye. 1, 2... 3. Evet, şimdi biz burada bir ekose kurulumu yapıyoruz. Yani yastıktaki görünümü kuruyoruz. Bir ekose kurulumu, zaten mantığı anladıktan sonra sizler yan yana ekleyerek daha fazla sayıda ekoseyi kurabileceksiniz. Ne yaptık? Bu renkleri baz aldık. Kırmızı, beyaz ve kırmızıyı. 4'er ilmekle kurduk. Aradaki ilmeğimiz 3. Altta 29 tane ara renkle ilmeğimizi ördük. Fakat 29. ilmeğimizi çıkardık. Yukarıya geçerken 29. ilmeğimizi kaydırdık ve ekosemiz kaymaya başladı. Şimdi burada bir kaldı. Artık ben döndüğümde 2'ye çıkmalı sayı. 2 tane olmalı bu ara renk. O zaman 27 tane kırmızıdan sonra 27 tane ara rengi ördüm. Dönüyorum. 2 tane örebilmem gerekiyor benim kalan ara renkle. 2 ilmek örebilmem gerekiyor. 27'yi ördüm 29'a ulaşabilmem için. Ara renkle her zaman 29 öreceğiz. Tabii elinize göre değişir. Sizin ilk kurulumda belki 28 tane ara renkle ilmeğiniz olacak. 28 üzerinden ilerleyeceksiniz. Belki eliniz sıkı 30 tane ara renkten ilmek çıkaracaksınız. 30 üzerinden ilerleyeceksiniz. Yani bu ele göre ve şişe göre değişir. Şimdi 2 tane örmem gerekiyor. Bakıyorum tekrar. Benim buradaki ara rengimden şu kadar mesafem kaldı. Bu mesafeyle benim 2 tane ilmek örmem gerekiyor. 28 ve 29. Bitti. Geldim yine baz aldığım kırmızı, beyaz ve kırmızı bölüme. 4, 3, 4 olarak da onu örüyorum. Şimdi 26 tane ilmek ördüm. Çünkü burada 2 tane ilmeğim ara renktendi. Şimdi ara renkten 3 tane ilmekle dönmem gerekiyor. Burada 2 idi, şimdi 3 ile döneceğim. Hep 1 tane artıyor, kayıyor.
Bakıyorum ipliğime. 3 tane örer mi bana? Örebilir, örmeyebilir de. Örmezse birazcık sıkacağım ördüğüm ilmekleri. Bakalım örecek mi? 1, 2, sıkıyorum biraz, sıktım. 3, 3 tane ilmeği ara renkten çıkardım ve kırmızıya dayandım, ördü. Bu mesela beyaz bölümü örüyoruz. Fakat beyaz bölümden neredeyse 4 tane çıkacak diyelim. Burada daha bol örüyoruz. Böyle denk geldiği şekil zamanlarda tabii, gelmediği zaman normal örüyoruz. Ekoseyi bozmamak için. Devam ediyoruz. Yine kırmızıya geldik. Kırmızıdaki aynı sayıya devam ediyoruz. Şimdi yaptığımız çalışmayı böyle şablon üzerinden anlatmak istiyorum. Ne yaptık? İpliğimizin kırmızı, beyaz, kırmızı bölümünü baz aldık. Bizim ördüğümüz şiş numarası ile 4 tane kırmızı, 3 tane beyaz, 4 tane kırmızı oldu. Sonra ara renklerin hepsiyle ördük. Bize 29 tane ilmek çıktı. Fakat bir tanesini bıraktık. İkinci sırada 29.'yu yukarı ördük. Yani ekoseyi bir tane ilmek ikinci sırada kaydırmış olduk. Yine baz aldığımız ilmekleri, renklenmeleri ördük. Burada dikkat etmemiz gereken şey ara renklerin sayısını hep aynı sayıda tutmak ve bu baz aldığımız renkleri aynı sayıda tutmak. Devam ettik. Yine kalan ilmekleri ördük. 27 ilmek geldi. Dönerken burada bir tane kaydırmıştık. Şimdi buradan dönerken iki tane kaydırmalıyız. Ara renk uzunluğumuz 2 ilmek olmalı bize. 28 ve 29. ilmekler yukarıya kaydı. Yine baz aldığımız renkleri örüyoruz. Yine devam ediyoruz. 26'da bitiyoruz. Bu sefer yukarıya 3 tane kaymalı. Bakın burada 1 tane kayıyoruz. Burada 2 tane kayıyoruz ilmek. Burada 3 ilmek kayıyoruz. 27, 28, 29. ilmekler. Burada 26, 27, 28, 29. 4 ilmek kayıyoruz. Geliyoruz. Burada 5 ilmek. Devamlı biz 29'un 29'unu da hep aynı yerde örmüyoruz. Hep kayıyoruz. Birer tane kaydığımız için bu ara renkler yukarıya doğru hep birer ilmek artacak. Sağdan ve soldan. Sağdan ve soldan. Bu şekilde örgümüzü ilerleyeceğiz. Burada gösterdiğim mantıkta aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim ekosemiz hiç bozulmadan örülecek. Burada ekose yapımında yapmamamız gereken bir şey, bazı hanımlar iki şiş kullanarak ilmek atar. İki şiş kullanarak ilmek atmamalıyız. Bir de her ilmeği örmeliyiz. Her ilmeği örmeliyiz. Yani en başta örmediğimiz ilmek bırakmamalıyız. Bazen örmeden alır hanımlar ilmeği. Ekose'de bunu yapmamalıyız. Bizi şaşırtabilir. Her ilmeği örüyoruz en baştan ve en sondan. Şimdi burada biraz ilerlemiş bir örgü var. Burada gösterdiğim mantıkta aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim ekosemiz hiç bozulmadan örülecek. Ve imamız bitti diyelim. Nerede kaldıysak, hangi renkte kaldıysak o renkten eklemeyi yapacağız ki eklemeyi bozmamak için, renklerin gidişini bozmamak için bu çok önemli. Kaldığımız yerden tam düğümümüzü atmalıyız. Bu şekilde ilmekler birer tane kayarak sağda ve solda örgümüzü devam edeceğiz. Mantık şu, böyle biraz önce yaptığımız gibi kurduk. Bir ilmeği yukarı atlattık. Geldik buradan 2 ilmek döndük. Geliyoruz 3 dönüyoruz. Geliyoruz 4 dönüyoruz. Geliyoruz 5 dönüyoruz. Dönüyoruz 6 dönüyoruz. Geliyoruz 7 dönüyoruz. Tabi bu 7 dönüyoruz dediklerim ara renkler. 8 dönüyoruz. Bu ama dönmemle ördüğüm ilmek arasında hep sayı 29. Benim başladığım ilmek sayısı 29 olduğu için. Evet, yine sosyal medya hesabımızdaki ekose çalışmasına ait videolardan da daha detaylı seyredebilirsiniz bu çalışmayı. Sizlere kolay gelsin diyerek Pelin'in yanından devam edelim. Detayları anlattık. Vallahi çok güzel. Daha neler neler olacak merak ediyorum bu iplikten. Evet. Elindeki her de şey bir heybe değil mi bu arada? Evet evet, heybe de yapılabilir. Sap takınca şöyle göstereyim Çanta olacak. Bunları tığ işi.
Ay bunlar inanılmaz modaydı. Hala öyle değil mi? Moda. Yani bu örgü çantalar ben hatırlıyorum. Ben çok kullanıyordum kışın özellikle. Yani bu sonu yok herhalde bu tasarımların ya. Vallahi el örgüsünde sınır yok. Yok. İplik kullanımında hiç yok diyoruz her zaman. Böyle çok özelliğe sahip olan bir iplik bize her türlü çalışma yapabilmeyi sağlıyor. Aslında bizim zamanımız şimdi şanslı. Eskiden bu kadar çok iplik çeşidi, özelliği yoktu. O zaman her şey daha sınırlıydı. Evet. Şimdi aslında sınırsız sayıda tasarım yapabilirsiniz. Herkes evet. kendine has bir şey yapabilir. Kendine özel. Sizde olan başkasında olmayabilir. Bu da tabii değil yeni mi? Nesil fark yaratan ipliklerle mümkün. Evet. Biz şanslı nesillerdeniz. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ bir sonraki programda görüşmek üzere.